10 yıl boyunca evlat hasreti çektiler. Normal yollarla olmayınca tüp bebek denediler ancak sonuç alamadılar. Tam ümidi kesmişlerdi ki müjde 10. tüp bebek denemesinde geldi. Mucize bebek Deniz dünyaya merhaba dedi. 10 sene boyunca sürekli gittik geldik doktora. Artık denemenin çok bir faydasının olmadığını düşünüyorduk açıkçası. Zor bir süreç geçirdik ama sonunda da mutluluğa kavuştuk. Tarif edilemez bir mutluluktu. Evin tüm neşesi, evin tüm mutluluğu Deniz oldu artık. O küçücük haliyle mucizenin adı oldu. 10 yıllık evlat hasretinin ardından dünyaya gelen Deniz bebek aileye neşe getirdi. Çok güzel bir duyguymuş gerçekten. Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum. Zeynep Ozan Tarhan çifti 14 yıl önce dünya evine girdi. Çift evliliklerinin 3. yılında evlat sahibi olmak istedi. Ancak genç kadın yumurtalıklarında kist olduğunu öğrendi. Çocuk yapmaya karar verdiğimizde doktora gittik ve doktorda çikolata kistimin olduğu, önce ameliyat olmam gerektiği, daha sonra çocuk denemesi yapmam gerektiği söylenmişti bana. Zeynep Tarhan da öyle yaptı. Çocuk sahibi olabilmek için ameliyat oldu ve ardından tüp bebek tedavisine başladı. Çok yıpratıcı bir süreç oldu. Çeşitli ameliyatlar, çeşitli operasyonlar. 10 sene boyunca sürekli gittik geldik doktora. Artık ümitsizliğe kapılan çift son çare özel bir tüp bebek merkezine gitti. Müjdeli haberse işte o son denemede geldi. Bize gelmeden önce büyük çikolata kistleri vardı. Bu kistleri kendi yöntemimizle aspire ettik. Zeynep Ozan Tarhan çifti 10 yıl boyunca doktor gezdi. Bir evlat sahibi olabilmek için defalarca tüp bebek tedavisi gördüler. Ancak müjdeli haber tam 10 yılın sonunda geldi. Anne Deniz bebeğe hamile olduğunu öğrendi. İnanılmaz bir mutluluktu. Uzun süre bekledik ama bu ağlamaları, bu işte yorgunlukları çok güzel bir duygu. Değiyor, her şeye değiyor. Deniz şu an 5,5 aylık. Burası da onun odası. Ailesi daha o gelmeden hazırlıklara başladı. Her şeyi en ince detaylarına kadar hazırladı. Yani çok beklenen bir bebek olduğu için çok hediyeler, oyuncaklar, elbiseler geliyor.